yeni kabine de bir değişiklik olacak diye bir beklenti var. Olacak. Abdülkadir Selvi yazdı. 20 ve %33 dedi. Yani Selvi de yazdı bu konuda. Herkes bekliyor. Bununla ilgili söylenecek her bence bir de Toto gibi bir o bakanlık listesi var. Hep de dönüyor bu bir şekilde. WhatsApp her defasında WhatsApp grupları da, Twitter'da orada burada dönüyor. Sosyal medyada dönüyor. Orada da devamlı yerler değişiyor. Bizim orada yani benim orada en dikkat çektiğim Soylu her değişiklikte bir değişecek lafı başlıyor. İlk o başlıyor. Çünkü herkesin o ilk o başlıyor. Bir şey kesin deniyor. AK Parti kulislerinde de öyle geçiyor. Evet bu sefer değişecek deniyor. Zaten yıprandı en son kendi bıraktı geri geldi olayını söylüyorlar. Ama son dakika tamam yok o değişmeyecekmiş. Aynen şu anda Hilmi Bey söylediği gibi evet Soylu değişmeyecek şeklinde geliyor. Ben ilk kez söylemedim. Ama sizin için söylemiyorum ama böyle buna dönüyor bir şekilde. Ve hep beklenen aslında sürpriz olarak düşünülecek. Acaba neden denilecek? İşte Erdoğan'ın kendine eş olabilme ihtimali olacak birine müsaade etmemesi nedeniyle değişebilir diye söylenen ilk İçişleri Bakanlığı değişmiyor diye görünüyor. Son yani bundan bir hafta önce okuduğumuzda o Toto oynanan insanlar içerisinde Soylu kesin değişecek ben yazıyordu. Hiçbirine bakmadım inanır Peki, mısınız? Sayın Perinçek, çünkü hiçbirisi çok inandırıcı değil. Siz bir sürpriz bekliyor musunuz? Şimdi tabii. Efendim biz şuna bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri derin devletinin raporlarında veya bu yaptırımla ilgili taleplerde hedef alınan bakanlar var. Bunlar daha çok dış politika, güvenlik, savunma ile ilgili bakanlarımız. Yani Hulusi Akar, İçişleri, Dışişleri, Amerika'nın hedefi. Ondan sonra Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın hedefi. Sayın Süleyman Soylu, yine iç güvenlikteki kararlı uygulamaları dolayısıyla Amerika'nın hedefi. Bu bakanların hedef alındığını görüyoruz ve onların kalması ya Amerika'nın baskılarına karşı bir tavır olarak yorumlanacaktır. Başarılı bakanlar var. Sağlık Bakanı gibi Fahrettin Koca gerçekten çok dolayısıyla orada bir değişiklik onlara olursa bakacağız. Size sürpriz olur. Milli Eğitim Bakanı çağdaş bir bakan. Yani Türkiye'nin yönelişi çağdaş bir Türkiye amacına uygun bir Milli Eğitim Bakanı. Yani bunlar ölçü olarak değerlendirilebilir. Peki. Ama sanırım yani Sağlık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı özellikle bir de söylenen şey hani değişecek değil de kendileri de devam etmek istemiyorlar onlar, diye bir şeyler de söyleniyor. Yani yıprandılar. Kendilerinin ağzından bunu hiç duymadık tabii ama ikisi bunlar de, konuşuldu. Evet onlar konuşuldu. Onlar tabii siyaset kökenli olmadıkları için iş insanları tabii. Dışişleri yani, Bakanı. Yani iş insanları olup belli de bugüne kadar hep bu çerçevede gidip bir anda gelince istemiyorlar artık. Yani yıprandılar şeklinde o kendileri istemiyorlar. Yıpranacak diye bir şey yok. Sağlık Bakanı niye yıpransın? Çok başarılı bir bakan. Ya işte Milli Eğitim Bakanı niye yıpransın? Ben söylemiyoruz da. Doğru yapılan ya. Yorumları bize yani kısaca böyle özetlemiş yorumlar oldu. Yapılıyor ancak evet, ikisi de oldukça başarılı. Ben de söyleyeyim değil siz mi? Siz de evet lütfen geliyor. Tabii sıra tabii. Size geldi zaten buyurun şimdi, ama kısaca alacağım. Ben şöyle çok kısa söyleyeceğim. Yani sürpriz bekliyor musunuz? Ne olursa ne olur. Kabinede Hilmi Bey'in dediklerine katılmıyorum. %33 gibi bir değişiklik asla beklemiyorum. Belki bir iki kişi. Abdülkadir Selvi dedi Sayın Yiğit. Ben Abdülkadir Selvi'nin bugün baktım 4 kez kabineyi değiştirmiş. Kabinede revizyon var diye 4 kez yazmış. Ama 4'ü de doğru çıkmadı. 1,5 yıldır kabine revizyonu zaman zaman gündeme geldi. Ne Abdülkadir oldu Selvi? Yani mesela geçtiğimiz yılın başında da gündeme geldi. Gelmişti. Kim getiriyor? Bu gene yandaş medya getiriyor onlar ki konuşulan sizler kim getiriyor. Yandaş medya söylüyorsunuz şey ben de ısrarla şunu Abdülkadir yazıyorum. Selvi birçok kez eleştirmiş ben de şunu bir adamdır. Yazıyorum. Diyorum ki kesinlikle değiştirmeyecek. Erdoğan siyaseti bilir. Kabinede değişiklik yapmaz. 3 kişiyi aldı. Yerine 3 kişi gelir. 33 kişiyi küstürür. 330 kişiyi partiden ayırır. Erdoğan o kadar acemi siyasetçi değil ya. Bir iki kişiyi belki kendileri gaza getiriyorlar şeyi kendi köşelerinde insanları. %30 değişecek, 40 değişecek. Kabinede reform olacak. İşte AK Parti kurultayında manifestolar uçuşacak. Hedefler açıklanacak. Sonuç yok. Şimdi bakanın Ahmet olması, Mehmet olması, Ali olması, Veli olması, Yiğit olması, Orhan olması, Doğu olması hiç önemli değil ki ya. Az önce siz söylediniz. Erdoğan ya tek kişi yönetiyor Türkiye'yi ya.
Tek kişi yönetmesi için bir sistem kuruldu. Söylüyor, diyor ki Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve efendim diğer üçüncü... Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu. Ne diyor Amerika? Bunlar diyor, hoşlanmıyoruz. Bunlar diyor... Amerika mı diyor? Evet, Amerika. İlmi Bey de sahip çıkıyor işte Amerika'ya. Yenecek İlmi Bey, kazanacak. Onlar gitmeyecek, niye? Kalacak. Ha? Niye Amerika ile ne alakam var? Yani Amerika gitmelerini istiyor. Yani, tamam, o üçü de gitmeyecek. Kalmasını istiyoruz. Siz de kalmasını istiyoruz. Evet. Onu diyorum. Tamam, yani peki. Amerika'yı yeneceğiz, gitmeyecekler diyeceğiz. Peki. Şimdi sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Kabinede icraatların yapılmasında halkın sorunlarını takip edip çözen bakanlar lazım. Halkla milletvekili olacak ki sarayın veya külliyenin atadığı memur statüsünde onlar. Yani bütçelerini gelip dostları mecliste savunmuyorlar. Gelen yasaları savunmuyorlar. İyi, bu sistem o değil bir mi? İşte onu diyorum. Sistem böyle olduğu için yanlış diyorum. Bakanların bir hükmü yok. Eskiden bakandı. Konu zaten neden? Yine dönüp dolaşıp bu sistem tartışmasına sistemi, geliyor. Tabii peki. Yani bakan milletin derdini kapısı açık. Milletin derdini dinleyen bakan, ben bakanlarla görüşüyorum. 4-5 bakanla randevu istiyorum, veriyorlar, gidiyorum, görüşüyorum. Görüyorum. O yani kapılarında bekleyen bir kişi yok. Ben size öyle bakanlar sayırım ki, Doğu Bey benden iyi bilir. Özel kalemi, binanın önü, vatandaş dolu, gelirler, vallahi dertlerini anlatırlar, çözüm yaparlar. Doğru. Yani 4 tane de yardımcısı var. Şikayet dinleme makamı değil. Abi işte çözemiyorlar sorunları. Bak diyorsunuz ki Tarım Bakanı çözemiyor. Ben Tarım Bakanı'nı ayrıca değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Terörle mücadelede kravatına itler girişebilir miyim? Ben Tarım Bakanı kalacak diyorum. Terörle mücadelede Türkiye'nin büyük başarıları var. Bakın, ben terörle mücadele doğru iki, ama abi Süleyman Soylu'nun savunmada Türkiye operasyonlar yaptı. Ondan sonra Amerika'nın şey alanına girdi, koridorlarına girdi. İsrail'in yardı geçti oraları, değil mi? Barış Pınarı, ondan evvel Zeytin Dalı Harekatı, en önce Fırat Kalkan Harekatları falan, yani savunma ve ordunun büyük, en son Gara operasyonu müthiş, olağanüstü başarılı. Müthiş tabii, destekliyor terörle mücadelede. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yandayız, polisimizin yandayız. Bir değişimin olması anladığım kadarıyla yapılan bütün yorumlar hem bugün burada hem de tabii biz haftalardır takip ediyoruz. Kabine değişikliği beklemeyin yani çok öyle değişiklik yok. Ömer Çelik de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığımızın taktikinde bir konudur bu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Listelerin her zaman yanlış ve uydurma olduğunu hepiniz bilirsiniz. Kim diyor? Şimdi bu Ömer Çelik'in listeler öyle ancak şeye bakacak olursak Buket Hanım, AK Parti genellikle kabine revizyonlarını yapmış olduğu kongrelerden sonra yapmıştır. Hatta bu şeyde bu sefer kongreden önce yapılacak gibi bir söylenti de oluştu. Evet. Yani ancak ya, inanma Hilmi Beyciğim ya. Kendileri yazıyorlar, uyduruyorlar. Bekleyip, yok öyle bir şey. Kulislerde de yok öyle bir şey ya. Kulislere siz yok şeyden diyorum, ben kabine değişimden daha mı iyi hakimsiniz? Evet, daha iyi hakim. O zaman ben çünkü göz görünce yazıyorum, o taraflı yazıyor. Taraflı yazmıyor. Birçok kez de eleştirmiştir. Birçok yanlış kez eleştirmiştir. Evet. O zaman birkaç gün daha bekleyelim. Olmazsa şey yapalım, tekrar konuşalım. O kravat olayını. Kravat için sizinle az önce iddiaya gireceğiz söyledi. Belki ya, sonra tamam, siz bakarsınız. Gireriz. Tamam, tabii peki. Gireriz. Maksimum iki kişi değişir. Şimdi bu kabine revizyonu için şu anda ne konuşsak boş. Bekleyip göreceğiz. Hepimiz de teyakkuzdayız. Bugün olabilir, yarın olabilir, olmayabilir. Belki yarından yani, yakın. Yarından yakın olabilir. Eli kulağında demişti az önce Sayın Daşdemir. Aynen öyle.